sevgili hocam. Vay Mustafa'cığım, ne haber? İyi, senden ne haber? Çok şükür, gördüğün gibi konuşup duruyoruz. Konuşup duruyoruz hep beraber, aynı şekil. Dünkü toplantılardan sonra kendi kafa sesim tınlıyordu akşam diye gerçekten. Ya, akşam kulağımdan beynim damlıyordu, öyle hissettim yani. Gerçekten 8 saat bir insan sürekli toplanır mı ya? Toz toparlak olduk vallahi. Toz toparlak olduk. Bugün iyi bir şey var elimde. Daha doğrusu güzel bir başlık var elimde. Merak ettiklerim de var. Bir miktar seni soru sorarak bu konuyu bir çerçevelemeye çalışacağım. O da şu sanat dediğimiz şeyin biyolojik ve evrimsel kökeninden başlayarak insan hayatında, sosyal hayatta aslında neye karşılık geldiğini, nörolojik hareketin içerisinde de neye karşılık geliyor ya da düşünce, fikir, bilgi kalıplarının hangilerine denk düşüyor. Sonra da sosyal hayatımızda ne tür bir işlevi var, sosyal ya da dış dünyayla, doğayla ilişkimizde ne tür bir işlevi var? Bunu birazcık derleyip toplamak gerekiyor diye düşünüyorum. Şöyle bir sorun var çünkü. Kayıt alabilen teknolojilerle beraber sanatın evrimi, kültürel evrimi bir yerden başka bir yere doğru değişti. Ve bizim hayatımızdaki sanatın etkisi çok düşüyormuş gibi görünüyor. Çok çoğalıyormuş zannına rağmen çok düşüyormuş gibi görünüyor. Bu düşme etkisinin bir sonucu var, bir maliyeti var. Bazen göz göre göre ana problemleri görmeyip ufak teferruatlarla ilgileniyoruz ya, bu onlardan bir tanesi gibi. Bu büyük bir problem. Sanatın çok normal hayatımızın parçası olmama hali. O yüzden hadi öyle sorayım, şey bir soru olsun. Sanat nedir? Nereden başlar? Estağfurullah. Dört can canana bedel bir soru, şey mevzu yalnız. Bir özetleriz inşallah. Yani sanat bence diyebilirim. Çünkü birincisi sanatçı değilim. Sanat eğitimim de yok. Ama nörobilim, davranış, evrimle ilgilendiğin zaman kaçınılmaz olarak önüne gelen bir konu bu. Çünkü insana modern insan dememizi başlatan şey 47 bin sene öncesine kadar, yani şu an en geç bulunduğumuz 47 bin sene bulduğumuz o mağara duvarına resim yapan arkadaşların kalıntıları. Diyoruz ki 47 bin sene önce o mağara duvarı resmi yapılmasına sebep olan şey muhtemelen o zamana kadar ki yaklaşık 250 bin, 300 bin senedir önceki insanlarda olmayan bir şey, bir zihinsel durum. Nedir o zihinsel durumda? O zamana kadarki insanlar avcı toplayıcı olarak geçimlerini işte sağlamak, hayatlarını idame ettirmek, güvenlikte kalmak ve kaynak bulmak üzere yaşamışlar. Bir yere yerleşmemişler. Sadece survival, hayatta kalma modunda yaşamışlar gibi gözüküyor. Ama 50 bin sene önce nasıl bir artık değişim vardıysa tam net bilmiyoruz. Somut dünyada yaşadıkları şeyler onlara yetmiyor. Soyut bir takım şeyler hayal ediyorlar. Mesela işte o ilk resimler malum avlanmayla ilgili aslında bir nevi dua gibi düşünülebilecek şeyler. Böyle işte kahraman savaşçılar, koca koca bizonlara diz çöktüren insanlar falan gibi. Soyut bir şey hayal ediyorlar. Bu soyut hayal ettikleri şeylerin ipuçlarını somut dünyadan alıyorlar ama olmayan bir şey hayal ediyorlar. Sonra da onu somut bir eser olarak bir nedenle aktarıyorlar. Hala mağara duvarına resim yapan insanların motivasyonunun çözülemediğini biliyorum. Tam neden yaptıklarını bilmiyoruz ama neticede şu ya da bu nedenle yarına kalacak bir şey yapmak, bir mesaj vermek, bir iletişim, belki de bir kayıt yapma ihtiyacıyla ortaya çıkmış bir hikaye bu. Şimdi bunu yapabilen ilk zihin ve hala tek zihin insan zihni. Tekrar hani benim sevdiğim ve birçok sanatçı arkadaşta da test edip onay aldığım bir sanat tanımını yapayım. Somut dünyadan aldığı izlenimlerle soyut düşünceler üretip soyut düşüncelerden çıkarttığı yenilikleri somutlaştırabilme becerisine sanat diyorum. Ben öyle tarif ediyorum. Şimdi böyle baktığın zaman mağara duvarına resmin ne faydası olabilir? Ya da mağara duvarı resmiyle başlayan sanat dediğimiz o yetenek neden bu zamana kadar seçilmiş kalmış? Yani bir faydası olması lazım. Evet, evet. Ya ben böyle baktığım zaman mesela sanatın çok net bir işlevi aslında bir imkan araştırma ve bilgi üretme sistemi. Her zaman işe yaramıyor. Her zaman belli bir teknik konuda bize yardımcı olmuyor belki ama insan zihninin dünyayla oynayarak interaksiyona geçmesiyle, etkileşime geçmesiyle alakalı bir şey. Yeni imkanlar, yeni olasılıklar yaratıyorsun. Bu olasılıkların bir kısmı sana bir yol açıyor. Yani en böyle hani klişe tarihte bilinen örnekler Leonardo gibi insanların sanatsal bir takım telaşları kovalarken yok denizaltıdır, helikopterdir, vırt sırt tasarımına varması gibi ya da işte ilk uçan kanadı işte icat etmesi falan filan gibi işte Hazarfen Ahmet Çelebi'yle anlatılan. Bu her insana yani birebir doğan, yaşayan her insana has bir standart değil mi?
Yani default sanatçı olarak diye birileri ve sanatçı olmayan birileri diye ayırmak mümkün mü? İşte bu modern zamanların belki bilmiyorum ama sanat tarihinde artık hangi romantik, modern, postmodern var ya. Hmm. Ya bunların hangisi de başladı bilmiyorum ama sanat bir dönemde artık emtia değeri olan, alınan, satılan, statü sağlayan bir şeye dönüşüyor. Ve ondan sonra zaten sanatla ilişki biçimimiz de değişiyor gibi gözüküyor ama insanın kendi varlığı içerisinde sanatsal düşünme biçimi, mesela mühendislik dediğimiz şeyin temelini oluşturuyor. Mühendislikte bir sorun var, o sorunun çözülmesi lazım ama çözümü yok. Olmayan bir çözümü hayal edip, soyut bir düşünce üretip, onu somut bir aygıt, yöntem bilmem neye çeviren insanlar aslında önce sanat yapıyorlar. İşte o yüzden Leonardo bir mühendis aslında fakat bunun sanatsal bir tarafta yapıyor. Şimdi adına mühendislik dediğimiz şey, üniversitede makine mühendisliğinde öğrendiğin her şeyi tık 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 uygulamaktan ibaret zannediyor. Ama öyle bir şey değil. Bu bir ilim olarak nitelendirilmiş mesela, bir bilgi biçimi. Dolayısıyla hepimiz hayatımızda karşılaştığımız sorunlar, onları çözme, hayatımızı idame ettirme açısından çoğu zaman aslında sanatsal tarafımızı kullanıyoruz. Son zamanlarda senin de bahsettiğin gibi bu her tarafımızın teknolojik imkanlarla, tırnak içinde yardımcılarla çevrildiği bir zamanda çoğu zaman çözecek sorunumuz yok. Kendimize dert yaratıyoruz o yüzden. Yani işte kendi zihnimizden dert uyduruyoruz. Onlarla, o çözümsüz dertlerle uğraşmak bizim ana problemimizi oluşturuyor. Gerçek hayatta, işte demin konuşuyorduk ya arada, işte 1000 sene önce bir insanı göndersen bugünkü bilgisi işe yarar mı? Tırt, hiçbir bir işe yaramaz. Yani orada hakikaten yaratıcılığını kullanması gerekecek. O bambaşka bir, ki 1000 sene dediğin çok geçmiş bir zaman değil ama işte düşün yani. Roma İmparatorluğu var. Bu arada altını çizerek söylerim. Haksızlık olmasa da İlker Canikligil'den evet. duyduğum bir hikayeydi. Ha. Şu yani şimdiki bildiğim bilgilerle 1000 sene öncesine seni nakletseler ve dil evet. sorunu da olmasa da ne işe yararsın? Tabii. Ne kadar yaratıcı düşünürsen o kadar işe yararsın. Yani orada bir anda mesela yaratıcılık sanatsal düşünüş biçimi diyelim ona genel olarak adaptasyon yeteneğini arttıran bir şey. Çünkü eğer motomot, algoritmik yaşıyorsan birçok hayvanın yaptığı gibi ortam şartlarındaki radikal değişmeler, imkanlardaki radikal değişmeler seni bir anda bir çıkışsız bir noktaya sokabiliyor. Ama sanatsal düşünme biçimi ne yapıyor ki bu sağ beyin devreleriyle bugün temsil eden öyle anlaşılan bir şey. Olmayan olasılıkları gündeme getirip simülasyonunu yaparak adeta kuantum fiziğindeki bu kuantum dalga fonksiyonu dediğimiz yani bir atom altı parçacığın her yerde ve her hızda ve her şekilde olabilme potansiyelini taşıması gibi senin bir sonraki kararındaki hareket alanını genişletiyor. Ama dar bir algoritmada işte yemek varsa yerim, yemek yoksa otururum şeklinde bir algoritmada yemek yoksa ölürüm. Yani ne iş yapıyorsan ol, ne tür düşünme yöntemleriyle uğraşıyorsan uğraş. Yaptığın her işin içerisinde sanatsal bir unsuru ya da sanatçı olma kabiliyetini içinde tutmak gerekiyor. Ve bu evrimsel yani biyolojik temelden gelen bir davranış biçimimiz. Çünkü bu... İşte bazı şeyleri algılamada gözümüzü engelleyen işte perdeler oluşuyor ya yani sanatçı jargonu ya da sanatçı tanımları bütünü hani oluşuyor ve o sanatçı dediğimiz şey ya bir pop sanatçısına dönüyor ya bir işte çok nobran davranışları olan bir ressama, yazara vesaireye falan konuştuğunu dönüyor. Bile anlamayacağın bir aha, yani jargonu. Hani sanat deyince niyeyse biz öyle stereotipler gözümüzde canlanıyor. Yani sanatçı dediğimiz elinde piposu bilmem nesi falan yani toplumdan Rötte dışarıda bir yer. Halbuki aslında sanatın orijinal yapısı biyolojik kökten baktığımızda toplumsal olarak herkesi, birinci derecede herkesi ne iş yaparsa yapsın ilgilendiren bir durum. Bunun içerisinde bir de güzelleme diye ya da güzel olmasıyla alakalı bir katman daha var ya ya da estetik diye tarif edilir. Onun bir karşılığı var mı biyolojide ya da neuroestetik? Var gibi. Son 10 yıldır nöroestetik diye bir alan, 10-15 yıldır nöroestetik diye bir alanla ilgili bir şeyler yapılıyor. Başta bu Samir Zeki falan gibi ekiplerin yaptığı çalışmalar. Benim çarpıcı bulduğum sonucu şu. Yani beyin nasıl estetik algılıyor, estetik nedir, güzel nedir, çirkin nedir? Çok böyle tartışmalı konular. Çünkü yani nörobilimsel olarak beyine bakınca direkt söyleyebileceğin şeyler değil. Bizim beyin yemek yerken de tabloya bakarken de benzer şeyler yapıyor çünkü. Ama o kişinin öznel edimleri, öznel yaşantıları ya da duygulanımları bambaşka oluyor. Sözle ya da işte başka şekillerde ifade etmesini beklemen gerekiyor. Ama en çarpıcı bulduğum konu şu, estetik hazla ilgili bir uyaranla karşılaştığında. Diyelim ki işte sen batı tarzı senfonik müzik orkestrasının bir bestesine böyle bir estetik değer atfedebiliyorsun. Ben işte başka bir şey, bir Neşet Ertaş beğenebilirim ya da arabesk sevebilirim, her neyse. O neyse o bizim sevdiğimiz şey, o bizim beynimizde öyle bir yer uyarıyor ki, beynin
derinliklerinde insula diye bir yer orası. Şimdi insula ne yapıyor diye bakıyorsun. İğrenme, tiksinme işi burayla ilgili. Tat, lezzet alma burayla ilgili. Bedenin iç durumunu anlama burayla ilgili. Estetik haz burayla ilgili. Şimdi bu dört işleve baktığında biri hariç, birini konuşuyoruz ya estetik. Diğer üçü ayrılmaz derecede yaşamsal, temel işlevler. Ve bu dördünü yan yana gördüğünde kaçınılmaz olarak estetik işlevin insan için yaşamsal bir şey olduğunu fark ediyorsun. Nasıl yaşamsal bir şey? Bu ağaç çok güzel, bu meyve çok güzel, şu şey çok çirkin, iğrenç. Mesela bir hayvan kakası, dışkısı. Uzak durman lazım çünkü mikroplu olabilir, bilmem ne olabilir. Dolayısıyla onu böyle itici bulman, negatif bir estetik değer ataman beklenen bir şey. Ya da böyle çok güzel ağaçlık, yeşillik, meyveli bir yer seni besleyecek, sana korunak sağlayacak, sana kaynak verecek bir yer olduğu için oraya bir çekim hissetmen çok normal. Dürer demiş galiba işte sanat doğanın içindedir, sanatçı onu oradan çıkarabilendir diye. Aslında bizim estetik algılarımız modern toplum tarafından etiketlenip bozulmadan evvel tabii güzellikle çok yakından alakalı, hayatta kalma sistemiyle çok yakından alakalı gibi gözüküyor. Ona dair olanı güzel buluyoruz. Ona benzeyeni güzel buluyoruz. O yüzden mesela işte camilerde, kiliselerde böyle dallı budaklı hep ağaçlara, otlara benzeyen böyle süslemeler falan filan var ya. Bir rahatlık da vermek istiyorsak, bir ihtişam duygusu da vermek istiyorsak doğayı taklit etmiş sanatçılar. Hep ondaki mesajları biraz abartmışlar. Dolayısıyla bizim beyin derken yani insanın nörolojik sistemi. O artık bizim beyin bu arada. Beyin, milyonlarca yıl içerisinde hayatta kalmak amacıyla neyi güzel, neyi çirkin bulabileceğini bilebildiği takdirde hayatta kalan bir beyne dönüşmüş. Yani aslında estetik bizim için yaşamsal bir şey. Şimdi bu yaşamsal, mesela tat duyusunun olmadığını, kaybolduğunu ya da küçüklükten beri gelişmediğini düşün. Abi dışkı yersin anlamazsın yani, anlatabiliyor muyum? O çok yaşamsal bir şeydir. Şimdi mesela biliyoruz ki bütün duyular gibi estetik duyusu da maruziyetle gelişiyor. Yani bir maruz kalman lazım. Ona dair bir deneyim yaşamış olman lazım ki beyin onun bağlantılarını kursun. Burada hep sürekli sol tarafı gösteriyorum. Boşuna değil. Solda oluyor genellikle bu işler. Yani bu işin tanınması sol tarafta. Hiçbir derinlikli estetik değere, bir sanatsal ortama bilmem neye maruz kalmadan büyüsen, ki çok insan var böyle. İşte sonuçta diyorum ya, hep bugünkü şehirler falan çıkıyor ortaya. Bugünkü yaşam sistemi ortaya çıkıyor. Letafetten, incelikten, sanatsal dokunuştan, estetikten yoksun davranışlar, biçimler, ilişkiler falan ortaya çıkıyor. Ve bu maalesef yaşamsal olarak insanın bugün yaşadığı dertlerin temelinde yer alan önemli sıkıntılardan biri olabilir. Demişler ya mesela bizde ilim falan değil, illa edep, illa edep demişler bize. Edep, davranışta incelik. Yani diğer insanla estetik ilişki kurabilme becerisi aslında bu. Şimdi bu kaybolduğu zaman, kabalaşma başladığında ne oluyor? Hep bana al götür öbürü olsun. Yani aynı sorunu buraya bağlayabilirsin. Arkadaşım toplumsal... veriyorum ya yarısını sana işte. Heh. Zaten paylaşıyorum ya. Ne önemi var? Hani bu nezaketle vermeni falan. Alev bir önemi var mı yani burada bir şey? Çok. Mesela Alev Alattı'nın o Cumhurbaşkanlığı yaptığı sonra çok eleştiri alan bir konuşması var. Yani niye orada yapıyor falan filan diye, ama bence içeriği çok iyiydi. Zira kendisinden 15-20 yıl önce ben dinlemiştim. Mesela aşırı borçlu olan bir arkadaşının işte satışa çıkarttığı evine haraç mezat çok uzun, ucuz bir fiyata satın almak yasaldır. Ama helal değildir. Yani estetik değildir, güzel değildir. Mesela helal sözcüğünü böyle yorumlamak benim daha önce aklıma gelmemişti. O estetik demiyor ama onu ben koyuyorum. Mesela bir şeyin yasal olması şık başkadır, değildir. Şık olması başkadır. Şimdi şık olan estetiktir, güzeldir işte. Dolayısıyla bütüncül baktığın zaman insan zihninin bu dünyaya kattığı çok önemli, ona has faydalardan bir tanesidir. Sanatsal bakış, sanatsal düşünce, estetik üretim. Burada tabii tekrar söyleyeyim, sanatın, estetiğin, güzelliğin literal tarifleri beni aşıyor. Daha doğrusu aslında aşmıyor da girmiyor motopa. Şimdi bunun bilmişleri var. Bir kere estetik o değildir. Aman canım, bir kere senin konuşman estetik değil. Yani sen estetiğin tarifini bilsen ne olur. Anlatabiliyor muyum? Hani ona bozuluyorum. Ben o yüzden bu toplara hiç girmiyorum. Böyle sanat eleştirmeniyle sanat konuşmak kadar tiksindiğim az şey vardır. Orada şöyle bir sorun oluyor gibi okuyorum. Şimdi normalde aslında çok tatlı bir yerden yakaladık konuyu. Yani sanatla alakalı konuştuğumuz birçok şeyin
yeni bir evren tasavvufuyla alakalı bir eylemlilik olduğunu anlatıyorsun. Bu biyolojik olarak bizim destek evrimsel kodumuzun içinde var. Tabii, herkes ne iş yapıyorsan yap, yaptığın işle alakalı sanatsal, yaratıcı düşünme, alternatif, bu böyle değil de şöyle de olsa olur muyu denemek bizim normal doğal davranışımız içerisinde var. Bu demek ki aslında teknoloji dediğimiz, ürettiğimiz, bilim dediğimiz birçok şey öyle ya da böyle estetik bir sorgu ya da soru havuzuyla beraber gelişiyor. Bunu yapıyorken bu sadece bilim dediğimizde tıpla ilgili ya da hastalıkla alakalı değil ki, bu duyguyla da alakalı, zihinle de alakalı. Hani başka duygusal bir şeyi de konuşuyoruz arka tarafta, duygusal bir alternatif hayatı. Böyle değil de şöyle cenneti tasavvuf etmeye çalışıyorsun başka bir şekilde, dünyanın üzerindeki olduğu gibi. Böyle olduğunda bu sorguda hiç bir sorun yok. Ama bu tarz soruların kendisinin bir elitist camia tarafından, bir meslek yapısı olarak, bir meslek örgütü gibi, yani Turizmciler Derneği ya da işte Baro falan gibi bir meslek örgütü gibi ele alınması ve sanatın hani böyle bir havuzda kapatılıp iyi ve kötü sanat, üst ve alt sanat diye ayrıştırılması hem bir yandan biraz ihtiyaçmış gibi de görünüyor. Böyle bir şeye ihtiyaç da var galiba, ama bir yandan da en büyük problem buradan oluşuyor gibi. Tabii ki görünüyor. Yani o artık kendi kapalı sistemi içerisinde başka bir kültüre dönüşüyor zaten. Evet. Onun artık evrensel estetikle, sanatla ilişiği kesilmeye başlıyor. Evet. O bir zümrenin eğlence aracı. Sen sanatçı mısın? Meslek olarak sanatçı değilim. Ama sanatsız yaşayamam. Yani benim hayatımın içinde şunu demek istiyorum. Birçok insan mesleğinden, işinden, eşinden, şundan bundan şikayetçi ya. Mesela sorsana, o onunla ilişkinde, onun yapış biçiminde bir farklılık denedin mi? Ya mesela sanatsal bir şey kattın mı? Dürtüsel oldun mu biraz? Mesela sanat nasıl başlıyor? Bunun tarifini yapmaya çok uğraştım da bizim Cem Mumcu şey dedi. İşte resim yapıyor. Dedi gel bir ara benim atölyeye. Abi dedim ben ne anlarım size? Anlamına gerek yok. Oyna dedi. Aa dedim, oyna. Sanat aslında oynamakla alakalı bir şey. Olasılıkları denemekle alakalı. Mağara duvarına resim yapan adamın 3 ay oturup düşünürsün. Zart işte bizon çizdim dediğini düşünebiliyor musun? Abi herif milyon tane bir şey çizdim muhtemelen. Bir tanesi bizona benzedi. Vay lan ben bizon çizebiliyorum oldu herif. Şimdi hatta oluyor. Şöyle oldu peşi sırada, elitist grubu da yapalım. Bizon böyle olur. Tabii. En son evet. Yaktı pipoyu da. Yaktı pipoyu. Bizon dediğim böyle olur falan. Ama bir sonraki aşaması bu bir bizon değildi. Güzel. Değil mi? Picasso'ya da gönderme yaptık abi, bu arada. Kendi kendimize eğleniyoruz aslında bunu yaparken de iş çok daha basit ya. Yani hayatına sanatsal dokunuş katmak. Mesela şu anda yaptığımız şeyi düşün. Sen şu masaya oturduğumuzda bir konu açtın. Bu konuyu irdeliyoruz şu anda işte. Ben de sevdim mevzuyu, coşuyoruz. Bir taraftan ne yapıyoruz? Rahat bir sohbet ettiğimiz, burada da yabancı olmadığı için, sen de bizdensin. Saldık zihnimizin dizginlerini, oyun oynama izni veriyoruz. Tabii belli sınırlar içerisinde, şimdi burada küfür etmeyiz, bilmem ne yapmayız, onlar cepte. Ama bu orijinalde de yapmıyoruz zaten. Bu yaramazlık yapma iznini verdiğin zaman da doğuşkan bir üretim başlıyor bak. Burada söylediğim birçok şeyi daha önce böyle söylemedim. Bir kısmını çok söyledim. Onlardan devşirdim ama imkanları bir araya getirip zihnimizin o işte rahat bırakıldığı alanda ona biraz müsaade edersek aslında sanat yapmış oluyoruz. O yüzden de konuşurken, hareket ederken, yazıp çizerken, herhangi bir şeyle oynarken sanatsal yaklaşabilmem mümkün. Ama nedense işte sanatçı mısın sorusuna %99'umuz hayır cevabını veriyor. Çünkü meslek olarak sanatçı değiliz. Bir de mesela sanatla ilgili konunun kendisine de, yani görmeyle alakalı, işitmeyle alakalı, yani o sanat faaliyeti dediğimiz şeyin kendisine de şeyle bakıyor. Yani hani sanatçı mısın? Hayır. Hatta bazen hakaret olarak algılıyor. Yani hoşlanmıyor ya da hani o elit gruptan farklı olduğunu düşünüyor. Ama bu arada senin durumun özel. Sen albüm çıkarıyorsun şimdi. Yani ama mesela bak bu da acaba sanat mı? Onu da konuşmak lazım. Evet yani. Mesela bu sanatın hayatında... Beste yapıyorsun. Daha yani, tabii. Sanatla alakalı daha ne yapacaksın? Mesela yani. Buna sanat demek çok kolay. Ama bence benim açık beyinde yaptığım, üniversitede kendi işimde yaptığım, çoluğumla çocuğumla muhabbet ederken yaptığım şey daha çok sanatçı o zaman. Çünkü orada mesela belli sanatsal kalıpları, belli alışılmış kalıpları taklit etmen, onu anlaşılır bir şekilde oraya oturtturman gerekiyor ki seni dinleyen dinlesin, anlayan anlasın gibi. Ama öbür tarafta çok daha özgür olduğun bir alan var aslında. Yani mesela biraz daha şeyle açayım bak, onu sen çok iyi biliyorsun. Mesela diyelim yağlı boya, pastel boya bir şey yapıyorsun değil mi? Bunu yapmanın ilk şartı nedir? Mesela gittin kırtasiyeden hayatında ilk defa pastel boya aldın, ilk defa resim kağıdı koydun önüne. Monami. Tasarladın, hızırıt vızırıt diye çizer misin? Abi bir kere şu,
Nedir bu pastel boya? Alırsın eline. Bir çizer. Ana bu böyle çiziyormuş. Sonra renkleri üst. Ha böyle oluyormuş. Önce bir oynamaya başlarsın. Onun imkanlarını tanırsın. Beynin onunla tanışır. Bedenin onunla barışır. Ve siz bir yavaş yavaş senkronizasyona girmeye başlayınca burası önemli. Pastel boya ve kağıt senin için artık bir lisana dönüşmeye başlar. Şimdi bu noktadan sonra anlatacağın bir şey varsa, zihninde somutlaştırmak istediğin bir soyut imge varsa artık onu anlatabilecek bir dilin vardır. O dili aynı bizim dili öğrendiğimiz gibi oynayarak öğrenmeden sanat yapmayı beklemek ya da sanatın bir anda böyle içine doğmasını beklemek çok anlamlı bir şey değil. Ben 25 senedir gitar çalıyorum. Yani şu ya da bu sıklıkta tıngırdatıyorum. Aklıma arada bir şeyler geliyor. Çoğu zaman gitarı atıyorum bir kenara. Çünkü o kadar komplike besteler geliyor ki o dilde o kadar hakim değilim. Ama şimdi son dönemde ne oldu? Mesela o dilde çok usta olan insanlarla beraber tanışıp çalışma şansı yakaladım. Onlara basitçe fikrimi anlattığımda onlar o fikri öyle update edebildiler ki hakikaten kendi parçam. Yani ben yaptım besteyi 3000 kere dinledim abi 3 ayda. Yani her gün onu dinledim. Aga diyorum bu nasıl bir şey? Çünkü o dille, o akışkan dille, o ifadeyi belki de benim içimden geçen tam öyle değildi ama benim içimden geçen de muhtemelen daha güzel oldu. Hoşuma gidiyor. Güzel. O dille ifade edebilmek. Şimdi her gün yaptığın şeyi aynı şekilde yaparak, hayatına hiçbir yeni oyun alanı katmayarak sanatsal ya latif, incelikli bir hayat yaşamayı beklemek boş. Yani bir şeylerle oynamak lazım. Bu boyada yaşadığımız bilinçli farkındalığı, hayatta her gün yaptığımız şeyde, abi yılda bir mevzuya spot ışığı tutsan, ya her sabah işe gidiyorum da ben, başka türlü gidemez miyim acaba? Ya bunun bir başka türlüsü yok mu? Bu insanla her sabah selamlaşıyorum ya da hiç selam vermeden geçiyorum, başka bir yolu yok mu? Yani evde oturup kalkmanın, televizyon seyretmenin, yemenin, içmenin başka bir yolu yok mu? Ama her seferinde bir tanesi. Ve bir tanesi üzerine yapacağımız her türlü oyunsal dokunuşun aslında sanatsal, yani daha önce var olmayan bir imkanı yarattığını çok rahat göreceğiz. Dolayısıyla bu anlamda insan bunu yapabilen tek tür olduğu için zaten sanat bizim default özelliğimiz. Ama işte sanatı öyle galeride mıymayı düşününce öyle olmuyor. Burada şöyle bir karşılık da var. Hani bazen şakasına da söylerler, buğdayın en büyük attığı kazıktır tarım devrimi. ...le beraber evet, insana tabii. attığı... Yani kendisine kız, torpil yaptırdı. Torpil yaptırdı ve onun karşılığında hepimizi şehirlere sıkıştırdı falan, çok kalabalıklaştırdı diye. Aynı hikaye bu kayıt teknolojilerinin de bize sanatla ilişkimizde çok büyük attığı kazıklardan bir tanesi gibi görünüyor. Buradan 100 yıl evveline bakıyoruz, hiç karmaşık bir şey yok, 1900 öncesine bakıyorsun. Herkes olağan bir davranışta sanatla... Sanatın hem de mesleki haliyle de bir seviyeden ilgili. Ya bir müzik aletini çalıyor ya da çalan birilerini biliyor ve tanıyor. Çünkü eğlence hayatının, güzel, hoş, latif zaman geçirmenin bir unsuru müzik aletleriyle bir şey yapıyor olmak. Tek başına bununla ilgilenmek de bir kalabalık ortamın içerisinde gerekiyorsa rakılı şaraplı, gerekiyorsa çok daha başka bir musikinin içerisinde hep müzik var ve herkesin evinde kültürüne göre sazından, meşkinden piyanosuna kadar, yani yaşadığın kültüre göre, biçime göre evin içerisinin doğal bir nesnesi. Sonra o doğal nesneden biz kayıt teknolojisiyle beraber uzaklaşıyoruz. Önce herkesin evindeki o müzik aleti düşüyor, kayboluyor ya da kırılıyor, gidiyor çünkü onu çalan yok. Onun yerine kötü bir teyple beraber başlayan bir hikayede, bu arada bunun başlangıcını hatırlarsın, 80'li yıllar kötü tabii. Teyp işte yani. Haçtan gelen teypler. Ha yani hani kaset çalarlı bilmem ne. Sonra birazdan mobilizasyonu Walkman falan destekleyerek falan yine bireysel hayatımızın biraz daha parçası oluyor ama bu sefer onun alternatif bir zihinde üreteni değil, üretilmiş bir şeyin sadece tüketici tarafında duruyorsun. Aynısı kopyalama teknolojisi üzerinden resimde de var. O kadar çok resim her yere kolay kopyalanır ve dağılır bir hale geliyor ki resimle bir şey, yani şimdi tasarım tarafıyla beraber geliyorum hayatımda. Normal bir afiş tasarlamanın standart maliyeti hızlı çalışıldığında bir haftadır. Yani hani bu da böyle olması lazım. Yani abi bizim bir yeni işte ne bileyim konserimiz var, bize afiş hazırlar mısın diye bir tasarımcıya gittiğinde ben bunu gördüm. 90'lı yılların sonunda düşünsel deneyecek, alternatif bir şey oluşturacak, bir şeyler yapacak, alternatifleri tarif edecek, sözünü bulacak, bilmem ne yapacak falan, böyle bir süreci vardı. Şimdi adama verdiğimiz vakit şanslıysa saat bir yani. Saat, evet. Şanslıysa bir saat, çoğunlukla 15 dakikada sosyal medyaya lazım bize, onu fotoğrafı koy bilmem ne yap falan diye çalışıyoruz insanlarla.
Bu kayıt teknolojileri ya da kopyalama teknolojilerinin sanata attığı kazıkmış gibi geliyor. Ya da farkında olmadan kendimize attığımız kazık gibi geliyor. Yani çokluklar devri, yokluklar evet, devri. Evet, evet, evet. Çokluk devri işe yarayan bir şey mi? Yani çok fazla, şu anda mesela müzikal olarak evinde bir meşk, enstrüman çalma ortamı olmamasının en büyük sebebi istediğin tarz ve istediğin kadar müziğe istediğin an ulaşabiliyor olmanla alakalı bir şey. Evet. Netflix'i aç, YouTube'u aç, Spotify, iTunes aç. İstediğin her şey anında. iTunes ve Spotify'ın sınırlığını YouTube'u gezerken anlıyorum. Yani abi YouTube bildiğin insanlık hafızası gibi. Yok yok ya. İlk çekilmiş siyah beyaz film YouTube'da şu anda. Ve biz ilk nesiliz. 100 yıl önce çekilmiş görüntüleri seyredebilen ilk nesil biziz yani. Ve bunların hepsini şu anda her an. Buster Keaton'ın filmlerini izledim geçen gün. Ya biz de küçükken TRT'de işte pazar günleri yayınlanacaktı da o işte siyah beyaz sessiz filmler. Gülmekten kırılıyorduk falan küçükken. Abi Buster Keaton'ın bütün serisi, Charlie Chaplin'in bütün serisi aklına ne gelirse. Ya da ne bileyim en modern sanat, hede hede işte Refik Anadolu'nun röportajını mı istersin? Ne istersen her şey orada var. Şimdi böyle bu arada Refik Anadolu çok akıllıca bir iş yapıyor. Yani. Kesin bayılıyorum. Hakikaten evet. Öyle. Refik Anadolu alacağım buraya zaten. Türkiye'de yakalarsam. Daha önce birkaç kere yazıştık. Yani çok spesifik, çok akıllıca, çok zamanları birbirine bağlayıcı mesela bir iş. Mesela geçen Refik'le ilgili konuşuyoruz. Bir de sanat mı değil mi yaptı diye böyle tartışılıyor. Yani böyle bir sanki şey, yani ne bileyim bu yenir mi yenmez mi gibi bir gözünü seveyim ya. Mesela şeyde geçenlerde o bizim MES teknolojinin girişinde işte lansman çekimini yaptığımız yerde onun enstalasyonu vardı. Abi girince abukluyorsun yani. Belli ki sende imkan yaratan bir şey o. Evet. Adam datayla bir demonstrasyon yapıyor. Böyle kalıyorsun yani. Ve alternatif bir evreni hayal ettiriyor sana. Ettiriyor ve şu da var yani bakar bakmaz Refik Anadolu mu diyorsun. Al sana tarz, stil, yani orijinallik, otantiklik her şey var işin içinde. İşte yok efendim bilgisayarla bilmem ne yap. Yani işte sanat meselesini kendi kategorine sıkıştırmaya her kalktığında aslında insanı buduyorsun ve fark etmiyorsun. Şimdi o çocuk ki ben Refik Anadolu böyle yaşlı başlı kelli ferli bir adam zannediyordum. Gencecik çocuk yani. Şimdi o çocuk aslında zamanının verisiyle diğer bütün imkanları elinin tersiyle itip kendi ajandasına kitlenerek oynuyor ve böyle bir şey çıkarıyor. Mesela datadan görselleştirme benim de yıllardır yaptığım iş ama onunla öyle oynamayı hiç düşünmedim. Mesela bu işte aynı mağara duvarına resim yapan adamın bugüne mirasını doğru kullanmakla alakalı bir şey. Ve bu Refik Anadolu LED ekranlara devasa enstalasyonlar yapıyor diye orada evde çocuk resim çizen çocuktan daha sanatçı değil. Ama onların ikisi eş düzeyde sanatçı. İmkan arıyor. O çocuk kalemi, kağıdı, boyayı, duvarı öğreniyor. Orada deniyor. Ve deneye deneye yapıyor. Mesela Refik Anadolu bunu tahmin ediyorum o da öyle arızalı. Şimdi yeni projeleri başladı. Beyin dalgalarını canlı yansıtmak falan gibi. Ama mesela işte Refik'in bu işi 40 sene yaptığını düşün. Bu şekilde. Olmaz. O da bunu yapamaz zaten. Dolayısıyla sanatın içerisinde devamlı oynama hali olduğu için oynamanın kendisi geliştirici, evrimleştirici, dönüştürücü bir şey. Bizim mesela evrim nesiller boyunca olan bir şey ama bizim düşünce sistemimizde oyunla ve sanatla kendi çeşitliliğini yaratıp evrimleşiyor. Dolayısıyla mesela işte rahmetli demiş gitmeden evvel hani sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Şimdi küçükken okulda sana Atatürk böyle dedi. Hayat damarı kopmuş, boynu kopmuştur falan diye ben düşünüyorum. Özlü Söz kitabından onları okuduğumuz için içinde ne dediğini hiç anlamıyoruz. Yani bak, bu karikatürünü yapmışlar diyor ya, köylü milletin efendisini çekilip, postacılar çok iyidir, iyi, sanatçılar damarlar kopmuş. Ama favori şey ya, Polatlı Şoförler Odası Federasyonu girişinde, biliyorsun değil mi adam? Türk şoförü en asil duygunun insanıdır diye şey var, Atatürk'ün sözü. Gerçekten demiş. Demiş olabilir ama yani çok en asil duygunun insanı falan. Ama şimdi bak, burada nasıl böyle şey... anakronik, trajikomik bir yere oturuyor o söz. Mesela böyle iki satır sözü anlayabilmek de gerçekten sanatsal bakış gerektiriyor. Yani ben ilkokulda dinlerken hiçbir şey anlamadığımı 35-40 yaşımdan sonra fark edebiliyorum. Sanatsız kalmış milletin hayat damarlarından birisi kopmuş demek bugün camı açınca gördüğün şey işte. Bugün sokakta gezerken gördüğün şey, bugün siyaseti izlerken gördüğün şey. Estetik yok, derinlik yok, yüzeysel jargonlar, bir koşuşturmalar, anlık telaşlar, bir hafta sonra unutmalar, yeni telaşlara sarılmalar. Ya bunlar ne? Bunlar gelecek için imkanı, ihtimali ve oyun yeteneği olmayan, o kuantum fiziksel potansiyele benzer o potansiyeli hissedemeyen insanların sıkışmış, daracık, algoritmik hayatlarında
duvardan duvara böyle seken bilardo topu gibi banttan banta gezmesiyle alakalı. Sanat meselesi hiçbir zaman sanatçı, sanat camiası, sanat galerisiyle ilgili bir mevzu değil. Yani benim buna kimse hiç hiçbir zaman değil ve değildi. Evet, şimdi ve burada olan, olması gereken ve hiç eksik olmaması gereken bir şey. Majestüllücü, cafcaflı, güzelim, sanatlı bir şehirde yetişmiş insanların hepsi de tabii sanatçı olmuyor. Roma'da doğanların hepsi böyle sanatsal bir şeyler yaratmıyor ama o insanların o tip mekanlarda, o tip ortamlarda, o tip sanatsal zenginliği olan yerlerde büyüyen insanların toplumsal ilişkileri, yaşam kıvraklıkları, yaşam ustalıkları ve becerilerinin farklı olduğunu kesinlikle biliyoruz. Bu gözle bakarsak bununla yapacağımız ölçümlerde de bunu net olarak göreceğiz. Biz sanatı sadece bilmem ne boyasıyla güzel resim yapmak olarak düşünmeyi bıraktığımız takdirde. Bu yeni dönemde birazcık o insanların yüksek baskı altında kalmalarından kaynaklı böyle bir değişim yaşandığını düşünüyorum. Çok dijital dünyadan kaynaklı sanatla alakalı nesnelerin o abartılı mesleki jargonu, dünyayı etkileyeceğiz ya da çok para edecek kavramları yavaş yavaş dökülünce kendi küçük hayatlarını etkileyen çok değerli sanat nesneleri üretilebildiğini. Yani bir ebeveynin kendi çocuğu için özenerek yaptığı bez bebekteki sanat ve aynı zamanda o çocuğu ya da o çocuğun arkadaşlarını etkileme gücü sanatsal anlamda Taksim Meydanı'na koyulmuş heykelle aynı. Elbette. Sadece ulaşılan kişi sayısı değişkeni vesairesi var. Aynen. Yani o oradaki sanatın daha az ya da daha yetisiz olduğu falan böyle bir karşılık yok. Yok zaten işte şeyi herkes, yani ben de biraz geç keşfettim ama içsel olarak o sanat dediğin yeteneği gazlamanın, harekete geçirmenin tek yolu var. Azıcık şalteri kapatıp kendinle sohbet etmeye, kendi kendine oynamaya zaman ayırabilmeye. Yani başka türlü... Bir art klasörüm var Instagram'da. Bulduğum her enteresan şeyi ekliyorum. Ama her eklediğimde olan diyorum ben her gün Instagram'ı açsam valla bunlara bakmaktan başka bir şey yapamam. Çünkü herifler harika şeyler yapıyorlar. İnanılmaz. Binlerce şey biriktirdim ben orada. Muhteşem işler ama o ihtişam bana dışarıdan gözüktüğünde hoşuma giden bir şey de kim bilir bende ne ihtişamlar var. Azıcık oynarsam kendim bulacağım. O yüzden biraz hani belki bu meseleleri gündemde tutmak da buna faydası olursa insanlar azıcık otla, boyayla, etrafındaki insanlarla, işleriyle, güçleriyle, yolculuklarıyla oynarlarsa daha latif bir dünyada yaşarız gibime geliyor sanki. Hocam soruları hep içeriden üretiyoruz. Biliyorsun zaten beraber sohbet ediyorken de. Açık beyinde bilgi üretiyoruz. Bilgiyi yaymak, konuşmakla alakalı çaba sarf ediyoruz ama en son dönemdeki biraz da Ayşe Duman düşündürttü bana bu hikayeyi. Biraz estetize etmek, güzelleştirmek. Yani işin içerisine biraz daha sanat katmak bir soru başlığı. O yüzden tartışmak istedim. Abi insanları beslemek yala yemek doldurarak mümkün ama biz sofra hazırlıyoruz. Evet, değil mi? Evet. Prezentasyon. Biraz bilgiyle öyle yapmak lazım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Kendine dikkat et.